Beni görmek istemişsiniz. Evet. Hayırlı bir iş için rahatsız ediyoruz beyefendi. Bendeniz Ömer'in babasıyım. Ha, anlıyorum. Meral bahset. Bakın dostum. Adınızı da bilmiyorum. Mustafa efendim. Mustafa Mutlu. Bakın Mustafa bey. Ben geniş görüşlü bir babayımdır. Kızımın arkadaşlarını seçmesine karışmam. Çünkü ona güvenim vardır. Yalnız takdir edersiniz ki arkadaşlık başka, evlenmek başka şeydir. Yani? Yani demek istiyorum ki şu anda Meral'in evlenmesi söz konusu değil. Bunun için sebep de yok. Nasıl yok? Onlar birbirlerini seviyorlar. Bu o kadar önemli değil. Kısa zamanda birbirlerini unuturlar. Evlenemeyeceklerine göre başka çareleri yok. Neden? Ömer orta halli bir manavın oğlu olduğu için mi? Hayır, yanlış anladın. Kocam onu demek istemedi. Eğer Meral'le evlenmek isteyen, daha gözünüzün tutacağı, mesela çok zengin biri olsaydı, gene aynı cevabı verir miydiniz? Yoksa kibarca, kızımın bir manavın oğluyla evlenmesine razı olmam mı demek istiyorsunuz? Kararımı açıkladım. Nasıl isterseniz öyle düşünebilirsiniz. O halde müsaade edin de çok yanlış bir karar verdiğinizi söyleyeyim. Birini ölesiye sevmek ne demektir bilir misiniz? Ömer'le beraberken Meral'in gözlerindeki mutluluk parıltısını siz görmediniz ama ben gördüm. Ömer belki hayalinizdeki damat namzedi değil. Ama Meral'i mutlu edecek tek insan. Kızınızın mutluluğu sizin için bu kadar önemsiz mi? Bu işle ilginizi ve bu konudaki heyecanınızın sebebini bilmiyorum ama sözleriniz kısmen makul sayılabilir. Ben sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir. Fakat... Gidelim amca. Beyefendiyi daha fazla rahatsız etmeyelim. Şimdilik konuşacak bir şey kalmadı. Müsaadenizle. Çok sevineceğin, çok güzel bir haberim var. Evlenmemize razı oldu Zehra. Sahi mi? Sahi tabii. Meral'e, madem bu kadar seviyorsunuz birbirinizi... ...saadetinize mani olmayacağım demiş. Bunu sana borçluyum Zehra. Babam bu kararı seninle konuştuktan sonra verdi. Sen olmasaydın... ...gene de razı olurdu herhalde. Hangi baba kızının mutluluğunu istemez? Sen de sevindin değil mi? Tabii. Hem de nasıl sevindim, bilemezsiniz. Ne o? Ağlıyor musun sen? Yok. Bilmem. Belki de ağlıyorum. Ama... Bunlar sevinç gözyaşları. Benim duygulu, iyi yürekli, altın kalpli Zehra. Sevineceğini bildiğim için mutluluğumu seninle paylaşmak istedim zaten. Öyle bir düğün yapacağız ki bütün ada yerinden oynayacak. Bu sevincimizi herkese beraber ilan edeceğiz. Büyük bir gelin alayı yapacağız. Alayın en başında arabamla sizi ben dolaştıracağım.